Yönetim kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, konuşmasına Süper Lig'de liderliğini sürdüren Alanya Spor'u tebrik ederek başladı. Karadağ, Muhtarlar Günü kutlamasına da değindi. ...23 Ekim 2019 yönetim kurulu toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Ben öncelikle geçen hafta Alanya Spor'umuzun oynadığı 5-2'lik Rize maçını tüm Alanya camiasına hayırlı olsun ve Alanya Spor'umuzu da kutluyorum. Gerçekten çok ciddi bir, güzel bir oyun sergilediler ve şampiyonlukta iddiamız devam ediyor. Şu anda lider takımız. Tüm Alanya Spor'a ve Alanya'mıza hayırlı olsun diyorum. İlçe başkanlığı olarak delege seçim listelerinin askıda olduğuna dikkat çeken Karadağ, partililerin listeleri kontrol etmesini, gördükleri eksiklikleri kendilerine bildirmelerini istedi. Önümüzdeki bizim siyasi parti olarak en büyük etkinliklerimizden bir tanesi, biliyorsunuz, seçim takvimimiz başladı. Delege seçimleri önümüzdeki hafta başlayacak ve listeleri askıya çıkarttık. Yani delege seçiminde oy kullanacak kayıtlı üyelerimizin askısı şu an mevcut partimizde. Bir itiraz süresi devam ediyor. İsmi olmayan, partili olan arkadaşlarımızın itirazları var ise de biz onu partimizde bekliyoruz. Hem ille hem de genel merkezde bu itirazları değerlendirip tekrar oy kullandırmalarını sağlayacağız. İlçe teşkilatı olarak Cumhuriyet Ormanı Projesi yaptıklarını aktaran Karadağ, orman projesinin siyaset üstü yeşil amaç taşıdığını söyledi. Resmi görüşmeler sonucunda Alanya'mızda bir Cumhuriyet Ormanı projesi geliştirdik. 29 Ekim günü saat 1.30'da Alanya'mızdan araçlarımızı kaldırarak özellikle Dim Vadisi'nde bundan önceki bir büyük bir yangın geçiren orman bölgesinde bir Cumhuriyet Ormanı projemiz var. Buradan ben tüm halkımızı bu projeye katılımlarını, bu herhangi bir siyasi yatırım, siyasi bir olay değil, sadece bir Cumhuriyet Ormanı'nı Alanya'mıza kazandırmak amacımızın başındadır. Yani burada efendim düğünlerde çelenk yerine oraya o ağaç dikme veya evlenmelerde, çocuk doğumlarında veya gerçekten ciddi etkinliklerimizde oraya bir ağaç dikme etkinliğini süreç içerisinde tüm halkımıza bildiriyor. Antalya'da düzenlenecek Altın Portakal Film Festivali'nin bilgisini veren Karadağ, CHP Alanya olarak yaptıkları proje ve çalışmalardan da söz etti. Önümüzdeki günlerdeki en büyük etkinliklerimizden bir tanesi il olarak gene Altın Portakal Film Festivali olacak. Bu festivali de biliyorsunuz daha önce bir intikaya durgunluğa uğradı. Şu an Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böceğin önderliğinde, liderliğinde. Bizim parti içi eylemlerimizden bir tanesi de her ay içerisinde açtığımız bizim beldelerdeki parti ofislerimizde aydınlanma söyleşileri başlattık. Bu söyleşilerde her ayın 4'ünde Alanya merkezimizde ve her ayın 3'ünde Perşembe günleri ise şimdilik Mahmutlar'da bunlar olacak. Birincisi ne gerçekleştirdik hem ilçe binamızda hem Mahmutlar binamızda. Konu kadına olan şiddet, kadına olan şiddet ve tacizler, tecavüzler konusu işlendi. İyi katılım oldu. Arkadaşlarımız bu konuda güzel bilgiler verdi, sunucu arkadaşlarımız. Gene. Her hafta toplantıda değindiği işsizlik konusunun altını çizen Karadağ, bir gazetecinin AK Parti ilçe başkanı Mustafa Toklu'nun caddeler Alanya Belediyesi'ne geçtiğinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin o alanlardaki personelinin sıkıntı yaşamaması gerekir sözlerini hatırlatmasının ardından Karadağ, geçen hafta bu konuda açıklamamız oldu. Toklu arkadaşımız bizi takip etsin önerisinde bulundu. Ben gene geçen haftaki yaptığım gibi bu haftada gene özellikle işsizlik konusuna değinmek istiyorum. İnanın ki şurada yaptığımız siyasi çalışmalar, siyasi faaliyetler içerisinde bizleri en fazla meşgul eden işsizlik konusu. Bütün Türkiye'de olduğu gibi özellikle genç arkadaşlarımızda ve hatta şu an karşımdaki tamamen basın ordusunu bir genç arkadaş olarak görüyorum ama sizlerin yanında sizler gibi görev yapacak yüzlerce arkadaşımız şu an iş bekliyor. Toplu arkadaşımız sağ olsun bir duyarlılık gösteriyor ama toplu arkadaşımızın bizi takip etmesini ben gene kendilerine öneriyorum. Öncelikle geçen hafta gene söylemiştim.
bu cadde ve bulvarların devriyle beraber 200'e yakın bir işçi kardeşimizin iş yerlerinin değişimi söz konusu olacak. Burada Sayın Başkanımızın da söylediği gibi hiçbir kişinin burnu kanamadan, hiçbir kişinin evine ekmek götürülmesini engellemeden işine devam etmeleri şart olacak. Bu konuda